Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, size bu videoda önemli haberlerim var. Nedir o da? Bakın, aslında işin özeti şu. Türkiye bir şekilde yüzleşmek zorunda. Neyle yüzleşmek zorunda? Ya çok yüksek bir kur ve enflasyonla ya da çok muazzam ölçülerde iflaslar ve işsizlikle. Dolayısıyla artık hesap verme günü geldi değerli arkadaşlarım. Neden böyle iddialı konuşuyorum? Çünkü bakın, eğer kuru düşürecekseniz ihracat gelirlerinizin artması, şirketlerinizin kasası ve rezervinizin dolması beklenir. Peki bunu yapabilecek yüksek teknoloji üretimi, katma değer bir üretim modeli var mı? Yok. Neyle tutuyorsun kuru? Yüksek faizle aldığın borçla. Dolayısıyla yüksek faizle, borçlulukla kontrollü kur rejimi sonsuza kadar devam edemez. Çünkü bu yüksek faize geniş halk kitleleri ve şirketler dayanamaz. Bu bir noktada kırılacak arkadaşlar. Haliyle bugün dediğimiz gibi ya enflasyon ve kurun artışı ya da işsizlik ve iflaslarla yüzleşilecek diyoruz. Peki enflasyonu düşürmek için yapılan bir şey var mı? Ki biz bunlara bağımsız bir sanayi, bağımsız bir tarım politikası, ülke sınırları içinde üretim miktarının, verimliliğin artırılması, teknolojinin artırılması diyoruz. Bu var mı? Bu da yok. Hal böyle olduğu zaman arkadaşlar, bir şekilde biz artık yolun sonuna geldik. Yapılan bütün çabalar oyunu 2028'e kadar uzatmaktır ki hani 2023'e kadar ne oldu? 200 milyar dolarlık rezerv harcandı, 2023'e kadar geldi. Şimdi ne yapılıyor? Borç alınarak, belki gelecekte son kaynakları satarak ya da çok daha yüksek borçluluk oranlarıyla bu oyunu 2027-28'e kadar uzatma çabası var. Ama ben dönüp rakamlara baktığımda çok anormal artışlar görüyorum. Dolayısıyla %370 gibi, %200'ler, %100'ler gibi artışlar varken ve bu artışlar devam edecekken bakın bizim işimiz zor. Ne demek istiyorum, birazcık daha açayım size. Değerli arkadaşlarım, Şimşek'in oyun planı neydi? Şuydu: faizi arttır, talebi düşür. Talep düşünce haliyle cari açık düşsün. Çünkü dışarıdan yarı mamül ithal ediyorsun. Faiz yukarı gitti mi yarı mamül ithal edemiyorlar, nakit bulamıyorlar. Haliyle cari açık düşünce doları tutmak için bir kapı açılıyor. Ve en önemlisi, talep düşüncede enflasyonu kontrol altına alabiliyorsun. Ama orada bir sıkıntı var. Kendi elleriyle 22 yılda yarattıkları o %20'lik gelir piramidinin üstündeki grup öyle döke saça harcıyor ki onların talebi de enflasyonun canlı kalmasına neden oluyor. Haliyle şimdi burada biz diyoruz ki yapısal reformlar eksikken sadece faizi artırarak enflasyonu ve kuru belli bir süre tutabilirsiniz. Bunu anlattık zaten. Şimdi buna cevap olarak ne verildi? Orta vadeli program verildi. Ama dönüp orta vadeli programa baktığımızda sadece gelecekte enflasyon bu olacak, kur bu olacak şeklinde ve dileklerden oluşmuş bir metin var. Sen bu işi nasıl yapacaksın dediğimizde, mesela enflasyonun iki ana sebebi var biliyorsunuz: tarım ve sanayi. Tarımla ilgili yapacaklarımızı Tarım Bakanımız ileride açıklayacak. Bunu dediği anda benim OVP'ye güvenim sıfırlandı. Geçmiş OVP'lerde de çözüm anahtarlarının nasıl işleyeceğini sorduğumuz zaman işte ne deniliyordu? İlgili bakan yapacak, edecek deniliyordu. Dolayısıyla bakın, sadece yapısal reformların boşa çıkması değil, hukuken de bir hukuk devletinden uzaklaşıyor olmamız, yaşadık değil mi geçtiğimiz aylarda? Anayasa Mahkemesi Yargıtay'la çalıştı. İşte Hatay halkının oylarıyla seçilen bir vekil Can Bey hala içeride. Bütün bunlar hep Türkiye'ye kaynak akışını engelleyen, kalıcı sağlam kaynak akışını engelleyen ve Türkiye'nin prestijini bitiren unsurlar. Ve diyoruz ki yapısal reformlar ayağı yok. Şimdi bakın, enflasyon dediğimiz hadiseyi bir açalım. Çünkü enflasyon kontrol edilemeyeceği için burada kurda bir sıkıntı çıkacak karşımıza ve sonsuza kadar borçla da basılamayacağı için ona bir yerde kırılma karşımıza çıkacak. Yani bu 22 yılın yedinip içilen hesabı ödenecek. Enflasyon ana kilit noktam değil mi? Enflasyon düşerse kur düşer. Enflasyon yükselirse kur yükselir. Bakın, enflasyon neden var dediğimizde
iki tane gerekçesi var. Bir tarım, iki sanayi. Şimdi tarım ve sanayide siz önlemler almazsanız haliyle enflasyonu faiz yarın öbür gün düşmeye başladığında kontrol edemezsiniz. Bakın an itibariyle tarımla ilgili yapılan önlemler yok diyoruz. Ve gelin bu enflasyonun neden devam edeceğini şöyle bir tarıma bakalım. Oradan çok net bir şekilde göreceğiz. Size sizlerin sofrasını ve cebini ve elinizdeki doların değerini, maaşınızı etkileyecek çok önemli rakamlar göstereceğim. Buyurun bir 5-6 dakika ona bakalım lütfen. Değerli arkadaşlarım, karşınızda Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin internet sitesi var ve resimdeki beyefendi de Şemsi Bayraktar, Oda Birliği'nin başkanı. Şimdi Şemsi Bey'in önemli bir açıklaması olmuştu. Neydi? Ağustos ayı üretici market fiyatlarını açıklamıştı. Bu tablo gerçekten önemli. Hepimizin görmesi lazım. O yüzden bir video konusu haline getirdim. Çünkü bu tablo devam ettiği sürece arkadaşlar, bizim bütçe açıklarımız devam edecek, bizim enflasyonumuz yukarıya doğru gitmeye devam edecek. Enflasyon yukarı gittikçe de arkadaşlar kur yukarı gidecek. Kur yukarı gitmesin diye ne yapılacak? Dışarıdan faiz karşılığı, çok yüklü faizler ödenerek borç alınacak, dolara basılacak. Tabelada dolar ufak ufak yukarıya doğru gidiyormuş gibi gözükürken arkadan milyarlarca liralık faiz ödeyeceksiniz. Ve bu faizi neden ödeyeceksiniz? İşte bakın burada bu enflasyonu indiremediğiniz için, bu tablodan dolayı arkadaşlar enflasyonun ana sebeplerinden, kök sebeplerinden birisi tam da karşınızda duruyor. Dolayısıyla cebinizden milyarlarca lira faize gidiyor ve bu ürünleri almak için cebinizdeki bütün geliri harcıyorsunuz ve dünyanın gelir dağılımı en bozuk 5 ülkesinden birinde de yaşadığınızı da hesaba katın. Bakın hem gelir dağılımı bozuk, yaratılan milli hasıladan az para alıyorsunuz, hem enflasyon yukarıya doğru gidiyor. Dolayısıyla çok büyük maddi baskılar altında fakirleşiyoruz. Enflasyon yukarıya gidecek diyorum. Bu tablo yüzünden diyorum. Bu tablonun gösterdiği ne? Üretici fiyatlarıyla arkadaşlar hal, pazar ve market arasındaki fiyatları ve fiyat farkını yüzdesel olarak gösteriyor. Ben sizi uzun uzun anlatmayacağım. Şu son sütunda gösterdiği nedir? Üretici fiyatıyla marketteki fiyatı arasındaki yüzde fark. Arkadaşlar, dünyanın hiçbir ülkesinde, Avrupa'yı, Amerika'yı gezdim, limon fiyatının üreticiyle market arasında %370 kadar farklı olduğunu ben görmedim. Yok böyle bir durum. Böyle bir ülke, kendisine gelişmiş ülke, böyle bir ülke bizi nurlu ufuklar bekliyor, bizim vatandaşımız çok iyi olacak, uçacak, kaçacak diyemez. Limon %370 fark etmişse o ülkede enflasyon düşmez. Bakın sırayla bir gidelim. Limon %370, üretici ve market fiyatları arasındaki yüzdesel fark. Havuç %323, kuru soğan %262. Ya kuru soğan, kuru soğan arkadaşlar. Bunu herkes üretiyor. Allah'ın toprağı, Allah'ın tohumu. Bu kadar basit. Bu ikisini bir araya getirip tarladan alıp tüketiciye götürmek ya. Nükleer füzyon yapın demiyoruz yani. Ama bakın buradaki cinlik şu. Kuru soğan 4.88 üreticide, markette ne kadar? 17.67. 4.88'lik mal 17.67'ye çıkışını mazot fiyatıyla bana açıklayamazsınız. Bu aradaki kan emicileri ayıklamak lazım. Ama işin kötüsü şu, o kan emicilerin destekçileri var siyasetin içinde. Ama ne yazık ki bizim gerçek manada destekçimiz yok arkadaşlar. Problem bu. Devam edelim, bir idrak edelim listeyi. Bakın bir şeyler daha açıklayacağım bununla ilgili. 370 limon, 323 havuç, kuru soğan %262, kabak %249, şaka gibi ya. Kuru kayısı %232, patates %229, salatalık %224, patlıcan %205, domates %200, elma %194, maydanoz %170, marul %161, Antep fıstığı %144, nohut %144, sivri biber %130, kırmızı mercimek %124. Bakın liste böyle aşağıya doğru gidiyor. Şimdi haliyle burada bir şey daha göstereceğim size. Bakın
Patates. Buradaki oynanan oyunu da göstereyim size. Nasıl bir şey var? Şimdi patatesin fiyatı arkadaşlar hakimse konuya bilirler. 4,56 düşüyor üreticide. Niye düşüyor biliyor musunuz? AKP ekonomi yönetiminin tarım ayağı yok. Yani tarımda bir planlama olmadığı için bu yıl arz fazlası var. Yani çok ekildiği için üreticide fiyatı düşüyor. Ama çok garip bir şekilde 4,56 arz fazlası diyorsun üreticiye. Ya çok üretildi diyorsun. Adama 4,56 veriyorsun. Ama markette hop 15 liraya çıkıyor. %229 kardeşim, eğer arz fazlası varsa bunun niye fiyatı düşmüyor? İşte bakın, alın size burada yine aracıların oynadığı oyun. Aracıların oynadığı bu oyun ne yazık ki ulusal ekonomide enflasyonun yukarı çıkmasına yol açıyor arkadaşlar. Enflasyon yukarı, kur yukarı. Kur yukarı gittiği zaman ne oluyor arkadaşlar? Diğer enflasyon kalemlerini de etkiliyor. Yani diğer, düzeltiyorum, mal ve hizmet kalemlerindeki artışları da tetikliyor. Hal böyle olduğu zaman bu aracılara karşı kim önlem alacak? En basiti hal yasasıdır arkadaşlar. Bakın, hal yasası geçirilmiyor. Dolayısıyla bu aracı zulmüne bir şekilde dur denilmediği sürece, üretici ve tüketiciyi bir araya getiremediğiniz sürece, aman bizim çocuklar bu aracılar yesinler kaymağını dediğiniz sürece, kusura bakmayın, bu enflasyon düşmez, kur düşmez. Kuru sadece kontrollü bir şekilde yukarıya, az önce de söylediğim ya da defalarca söylediğim gibi, borç aldığınız parayla basabilirsiniz. Ama onun faizi de bizden çıkar ve daha fakirleşiriz. Dolayısıyla 300'ler, 200'ler burada havada uçuşurken hiç kimse kusura bakmasın, OVP'nin ben enflasyon hedeflerinin tutacağına hiç mi hiç inanmıyorum. Değerli arkadaşlarım, tarımdaki üretici ve market fiyatları arasında Türkiye gibi medeni bir ülke olması beklenen bir ülkede, Afrika'yı, Güney Amerika'yı kastetmiyorum. Böyle bir ülkede böyle yüzdelikler, artışlar varsa kimse kusura bakmasın, enflasyon önce tarım ürünlerinin başa çekmesiyle kırılacak, yukarıya doğru kırılacak. Ve bunu sanayi de izleyecek arkadaşlar. Ve yarın öbür gün Sayın Cumhurbaşkanımızın kafasında şu var: hem büyüyelim hem enflasyon düşsün. Bunun Türkçe tercümesi şu arkadaşlar: krediler düşecek. Büyümek için krediler, faizler düşecek daha doğrusu. Faizler düştüğü zaman da işte o enflasyon tekrar yukarıya doğru gidecek. Ve hep gördüğümüz bir filmin bir kez daha hep beraber izlemesini yapacağız. Eğer biz geçmişten ders almazsak aynı belalar sürekli bize musallat olacak. Hoşça kalın.